efendim, iyi bayramlar devam ediyor. Çok tatlı konuklarımız var. Afrika kökenli Türkiye'de okuyan öğrencileri ağırlıyoruz. Önce Gülsaç'ın bir tanesinden başlayalım. Hepsi isimlerini, öncelikle isimlerinizi ve ülkenizi, Türkiye'ye geldiğiniz ülkeyi söyleyin canlarım. Senle başlayalım. İsmim Abdurrezzak. Abdurrezzak, Etiyopyalıyım. Etiyopyalısın. İsmim Abdülmennan Şerif, Etiyopya'dan geldim. Etiyopyalı. İsim Halake Geldesa. Ben de Etiyopya'dan geliyorum. Hayır, geliyor. Halake Geldesa. Halake. Halake. Evet. Halake. Etiyopyalısın sen de. Muhammed Omer Islo. Uzaktan değil, yakın tanıdığınız Somali'den geldim. Somali'den geldin. Hoş geldin. Hoş. Ve sen canım? İsmim Meyada. 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 Sudanlıyım. Sudanlısın. Tebrik ediyorum. Etiyopya, Somali ve Sudan'dan gelen çok değerli dostlarımız. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Ta Afrika'dan geldiniz. Karadeniz. Karadeniz rüzgarı mı attı? Diyebiliriz. Nasıl geldiniz? Neden geldiniz Türkiye'ye? Yine senle başlayalım. Şöyle başlayabiliriz. Öncelikle Türkiye bursları tarafından buraya başvurduk. Türkiye'ye başvurduk. Onu kazanarak işte Türkiye'ye geldik sonunda. Bursla geldiniz. Bursla geldik. Yani eğitim amaçlı. Eğitim amaçlı. Nerede okuyorsun? İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde okuyorum. Hangi bölüm? Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler. Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler. Yani gelecekte diplomat olacak gibi gözüküyor. Ve Türkiye-Afrika ilişkileri özellikle son 10 yılda çok gelişti. İleride belki siz de buna katkıda bulunacaksınız sevgili arkadaşlar. Türkçeyi çok iyi bilen ve Türkiye'de okuyan Afrikalı kardeşlerimiz olarak. Ve sen Abdurrezzak? Abdülmennan. Abdurrezzak, sen Abdülmennan. Yani aynı şekilde işte ya Türkiye'nin şu anda son zamanlarda yabancı öğrencilere karşı olumlu görünüş buraya başvurumu da sağladı. Ben de İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde işletme yüksek lisans şu anda neredeyse bir hafta sonra mezun olacağım. Oh, hadi bakalım. Bir de yüksek lisans yapıyorlar. Aralarında doktora yapan da var. Hatta yüksek lisans bitirdim. Seneye inşallah doktora kabul da aldım. Yani tam burslu İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde. Harika. Uluslararası ticaret üzerinde doktora devam edeceğim. Sen de Afrika çalışmaları yapıyor musun? Afrika çalışmaları değil, benimki işletme değil. Yüksek lisans i̇şletme yaptım. İşletme yüksek lisans? Üzerinde doktora uluslararası ticaret. Uluslararası ticaret. Evet. Tamam. Sen? Ben de YTB ile geldim yani. Türkiye bursları ile geldim. İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji okuyorum. İstanbul Üniversitesi'nde okuyorsun sen. Aynen. Sosyoloji okuyorsun. Sosyoloji. Peki. Okuyorum. Lisans yapıyorum. Lisans bana. Yapıyorsun. Evet. 2014 Kasım ayında Türkiye'ye geldim. 2014'te geldin. Kasım ayında Kasım'da. Türkiye'ye geldim. Siz arkadaşlar hangi sene geldiniz? Benim 2012 sonunda. 2012. 2012. 2012, 2014. Evet. Aynen. Üniversite ne zaman bitecek? Üniversite inşallah 2 sene sonra bitecek. Şimdi 2. sınıf bitirdim. Sonra devam edecek misin? Sonra yani duruma göre ya ülkeme döneceğim. Yani şimdi kararlı değilim yani. Ama şimdi bakalım. Herhalde döneceğim yani. Tamam. Ülkeme üniversiteden döneceğim. Sonra döneceksin. Bitirdim, döneceğim, evet. Böyle sen? Ben Diyanet Vakfı katkılarıyla geldim. Sene 2012 Şubat ayında. İşte Diyanet getirdiği 300 öğrenci bir tanesiyim ben. Şu an Nişantaşı Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği 1. sınıf bitirdim. 2. sınıfa Harika. Geçeceğim. Daha önce Kırklareli'nde yani Trakya bölgesinde lise okudum. Liseyi bitirip üniversiteye başladım. Ve inşallah 2-3 sene içinde inşallah üniversiteyi bitirip hemen yüksek lisans ya da başka bir program inşallah düşünüyorum. Düşünüyorsun. İnşallah başarırsın. İnşallah. Sen tatlı kız. Benim ismim ne söyle bakayım. Söyle. İsmim ne? Utula Hanım dedi ama yanlış. Utula Hanım. Utula Hanım. Utula Hanım, bana bundan sonra Utula Hanım deyin lütfen. Bu samimiyet vesikalı sadece Türkiye'de biz gördük yani. Canım benim. Ben de Ekim 2012'de doktora yapma amacıyla Türkiye'ye geldim.
İşte Yıldız Teknik Üniversitesi'nde siyasi bilim ve uluslararası ilişkiler okuyorum. Uzmanlık alanım Türkiye-Afrika ilişkileri. Çok güzel. Hem okulda hem dışarıda yaptığımız makaleler, araştırmalar, katıldığımız konferans ne diyorlar, birliklerle işte Türkiye-Afrika anlatmaya, biz de daha iyi anlatmaya, yani anlamaya çalışıyoruz. Bir kere 2012 Türkçe kendi lisanınıza göre nasıl bilmiyorum ama çok güzel konuşuyorsunuz. Çok anlamlı, çok anlaşılır ve çok güzel konuşuyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle bunun için sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Yine senle başlayalım istiyorum. Okulu bitirdikten sonra ülkene dönecek misin? Etiyopya'yı özlüyor musun? En son ne zaman gittin Etiyopya'ya? Şöyle, ben geçen yazın oradaydım. Ramazan ayında oradaydım geçen yazın. Bu yazın işte ben tez aşamasındayım şu an. Tezi yazmam için oraya geçmesem daha iyi diye karar verdim. Ve burada bu şeye kadar, Eylül'e kadar süreci daha iyi kullanmak istiyorum. Ve onu hemen bitirip ya doktoraya başvuracağım ya da Türkiye'de çalışma imkanları da bakıyorum bu aralar. Hmm. Olmasa da artık Etiyopya bekliyor bizi. Etiyopya bekliyor. Sen ne zamandır Etiyopya'ya gitmedin? Ben en son 2 sene oldu yani gitmeyeli. Açıkçası burada ben ailemle yaşıyorum. Ailem derken eşim. Ha, o evlisin. Evliyim. Vay. Nasıl geçindiriyorsun? Hem okuyup hem çalışıyor musun? Şimdi yani boş zamanlarda yani zaman olduklarında yani hem burs hem de part-time olarak çalışmayı ne yapıyorsun? Devam ediyor. Yani özel ders. Vererek. Özel ders. Yani. Şey nece? İngilizce. İngilizce veriyorsun. Evet, İngilizce. Ha, İngilizcen. Evet. Çok güzel. Eşin şimdi, Türk mü yoksa memleket, Etiyopyalı mı? Eşim Türk değil tabii. Niye değil tabii canım. Belki, olabilirdi yani. Belki bu Karadeniz'den beylerden beri. Yani. Sen Karadeniz'e takmışsın. Karadeniz'e takmış biri. Evet. Buradan, Etiyopyalı mı? Buradan tamam. Aileme de selam gönder. Gönder. Evet. Şimdi özlem derken işte memleket özlemi tabii bambaşka yani. Ama buranın insanlarla iç içe yaşamamız, burada işte aile, işte komşu, can dost arkadaşlar, işte gidip gitmemiz sağlayan arkadaşlar olduğundan yani rahatız. Ama memleket özlemi bambaşka. Şimdi mezun olduktan sonra geri dönecek misin? Yani klasik bir soru aslında yani. Hangi Türk'le karşılaşırsak yani aynı soru. Ben geliyor. De zaten herkesin sesi olarak soruyorum bunu. Herkesten bana geliyor, benden ağzımdan çıkıyor, sana soruyorum. Eyvallah. Bak eyvallah diyor, görüyor musun? Seni. Eyvallah Etiyopyaca nasıl denir? Söyle bakayım. Eyvallah nasıl? Yok herhalde. Yok canım bak. yani tam işte şimdi az önce dil dediniz ya mesela. Bizim oradaki yerel dilimiz Amharca, buradaki Türkçe'yi karşılaştığımızda bir kelimeye veya bir tabire tam karşılığı bulamazsınız. İngilizce'de de yok mesela. Challenge mesela. Evet. Challenge'ın Türkçesi ne? Söyle bakayım. Yani zorluk diyelim. Ama zorlukla mücadele falan da var. Challenge mücadele. Mücadele de başka bir yere kayıyor sanki. Yani 3-4 kelimeyle anlatman gerekiyor bazen. Aynen. Aynı şey aynen. Amharca'da. Amharca'da aynı da şekilde geçerli. Biraz araştırmamız gerekiyor. Yani dil evet. Kurumlarıyla birlikte. Bu ne ya falan diye. şimdi, dönecek misin yani sonuç olarak? Döneceğim şu anda. Yani şu anda döneceğim ama oradaki durumlar, şimdi iş ortam nasıl olduğunu. Şimdi biz burada hep 4 sene 5 sene hayatımız burada sürerken amacımız sadece burada değil. Yani burada olduğumuzda kendi memleketimizi tanıtmak, Türkiye ile birlikte işte hem iş alanında hem siyaset hem herhangi diplomasi olarak yani diplomat olarak kendimizi görüyoruz. Memleketimizin resmi olarak atanmazsak da biz bir diplomat olarak burada bir temsilciyiz. Bir de buradan gideceğiz oraya. Şimdi oraya gittikten sonra Türkiye'nin bir fahri temsilcisi olarak kendimizi görüyoruz. Ne tatlı. Şimdi özellikle son zamanlarda Türkiye'nin Afrika üzerine çalışmaları, Foreign Direct Investment, benim tez üzerine çalıştığım yani Foreign Direct Investment. Yani doğrudan yabancı yatırımcıları. Şimdi bunun üzerine doktoraya devam ettiğimde bunun üzerine çalışacağım.
Ve işte buradaki durumlar, orada anlatmak hem dil olabilir, hem kültür olabilir Türkiye hakkında. Zaten olumlu, pozitif algı var. Bu algıyı daha ileri hale getirmeye benim işim olduğunu, bundan sonraki işim olduğunu. Tabii ki şu ana kadar onun üzerine çalışıyoruz da, ama daha iş hayat olarak sadece doktorayı düşünürken sadece eğitim değil, artık iş hayata yönelik bir çalışma sürdürmeyi düşünüyorum. Sen? Daha 2 senen var senin üniversiteyi bitirmek için. Kaç yaşındasın? Kaç bulunuyorum? Bir şey söyleyeceğim. Bu çok tipik bir Türk kadın sorusudur. Kaç yaşındasın? Kaç görünüyorum? Ben bakayım şöyle. 22? 24. 24. Evet. Ya aşağı yukarı... 93 doğumlu. 90 doğumlusun. 93. 93 doğumlusun. Aynen. Tabii 20. 4, evet, 24 90, oldum artık. 24. Peki, özlüyor musun? Tabii tabii, çok özlüyorum yani. Hatta özellikle ben bayramda ailemi çok özlüyorum. İlk defa ben bayram ailemin dışında geçirdim. Bizde senin aileniz bak, burada aile hep beraber. Doğru doğru. Yani ama biraz yani Türk insanlarda bize o kadar gerçekten bir aile gibi davranıyorlar. Böyle çok hissetmiyoruz ama içten geliyor yani böyle şeyler yani. Tabii canım, ailenin yerini ne tutabilir ki? Aynen. Aslında kaç kardeşsin? Benimle 6. 6 kardeş, sen? 9. 9 kardeş. 11. 11 kardeş. 8. 8. 4. 4. Aa! Aile planlaması yapmış seninkiler. Yeni yola benim çıktılar. Tabii, tek bir kız kardeşim var. Tek bir kız kardeş, baba yaşadı. Yani. Harika. Dönecek misin bitirdikten sonra, istiyor musun? Tabii düşünüyorum ben. Şimdi benim için 2 sene kaldı. İnşallah sosyolog olduğum için zaten sosyolog olacağım. Sosyolog da zaten yani toplum için çalışan birisi olduğu için gidip inşallah burada aldığım eğitimle ülkemde topluma bir görev vermek istiyorum. İnşallah. Bu yüzden döneceğim yani herhalde. Sen dönecek misin? Tabii ki de. Somali zor bir coğrafya. Yani ben de zor bir insanım. Karadeniz ruhu var senin içinde. Tabii ki de vardır yani. Tabii hepimizde var yani. Değil. Sadece Karadeniz değil de Türkiye ruhu var yani. Gerçekten şu anda memleketi dönecek misin derken, şimdi tam yani dönmüşüm hissetmi etmeyeceğim ya. Yani. Oradaysam bile, çünkü burada bir eğitim geçti. Burada bir gençlik zaman vakit geçti. 5 sene, 4 sene az değil. Şimdi orada mesela üniversitelerde geçirdiğimiz zamanlar özlüyorsunuz. Türkiye coğrafyayı bambaşka, İstanbul bambaşka. İlk mesela ben gittiğim yer Bursa, Yeşil Bursa. Burada Bursa'ya da selam gönderiyorum. İstanbullular da selam gönderiyor. Türkiye, İslam coğrafyasına hepsine selamlarımız gönderiyoruz. Sen diplomat olmazsan televizyoncu olursun. Spiker olursun valla, ben sana söyleyeyim. O güzel cümleler, güzel derdini anlatma, her şey mevcut. Nasıl bir şekilde anlatıyor? Şimdi yani... Dur o çocuğun sözünü kestik. Tamam, buyurun, pardon. Dönecek miydi Somali'ye? Ben zor insanım dedik, soralım bir. Merak ediyoruz. Merak ediyoruz. İşte şimdi... Karadeniz ruhu var bizde. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Yani ben şu an 5 senede Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye benim yani ülkem gibi oldu. Tıpkı sizin Sudan, Etiyopya, Somali'nin sizin ülkeniz olduğu gibi. Yani soruyorlar, siz yabancı öğrenciler dönecek misiniz falan. Biz şöyle diyoruz, biz yabancı değil. O kelime çok soğuk bir kelime. Misafir diyelim. Daha güzel olur, daha hoş olur falan diyoruz. Sonra diyorlar, siz misafir artık geçtiniz, Türkiye'li oldunuz. Aynen artık. Yani misafir diyemeyeceğim size. Yani misafir. Bu güzel Türkçeyle, bu sıcacık gülümsemeyle misafir değil mi? Doğru. Aynen, misafir ama 3 günlük sadece. Yani. Aldın? Türkler mi aldık? Çok tatlı. Bir şey soracağım, çok merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi
yayına girerken de söyledim. Amerika'da African American diyorlar ya. Afro-Amerikanlar çok fazla var. Onun için sokakta yürürken böyle denmiyor ama Türkiye'de hala çok fazla yok. Onun için sizi gördüklerinde şaşırıyorlar mı? Merak ediyorlar mı ten renginizi? Tabii ki. Ne diyorlar? Mesela özellikle sana sormak istiyorum. Ben ilk geldiğimde ben Beylikdüzü'de oturuyordum. Nerede oturuyordun? Beylikdüzü. Beylikdüzü'nde oturuyordum. Orada oturuyordum. Orada yani biraz uzak oldun yani İstanbul'un en bu uzak yer olduğu için turistler bana John. Hello John, John diyorlar. Amerika'da yani. Zannediyorlardı şey, evet. Seni değil mi? Yani herkesi gidip bana gelip hello, how are you? Sadece bunu diyorlar. And John diyorlar. Yani ben John değilim diyorum orada. Bütün siyahiler Amerikalı, yani. Afro-Amerikalı. Evet. Hem de şunu var. Mesela bir gün Pendik'teydim hatırlıyorum. 2 sene önce yaz ayında, bu zamanlar gibi. Yürüyordum böyle, yani yaz okuldan geldim. 2 tane, 3 tane çocuğu gördüm böyle. Dembaba diyor. Aynen. Demba çok diyorlar. Dembaba mı diyorlar? Aynen, bana hep Dembaba, diyorlar. Futbolcular yani. Futbolcu biliyorsunuz Dembaba. Ha tabii Beşiktaş canım, Beşiktaşlı. Evet ama biz Fenerliyiz. Öyle mi? Bak. Bir de takım da tutuyorlar. Sana var mı böyle bir şey? Fenerli o da. Hayır ben Beşiktaş'ım. Sen Beşiktaşlısın, evet. Fenerbahçeli. Beşiktaş. Çok fanatik değilim ama yani Galatasaray daha önce. Galatasaray. Aslanım. Aslan Galatasaray. Tamam. Sana böyle enteresan bir şey oldu mu? Dembaba demeyeceklerine göre sana. Bana Türklerin sıcaklığı bana çok iyi geldi. Mesela ben Dembaba daha önce eğitim amacıyla da başka ülkede bulundum. Ama gerçekten hani mesela Malezya'da 2 sene okudum yüksek lisansımı. Yani şu ana kadar arkadaşlık tuttuğum kimse yok. Ama Türkiye'de geldiğimizden beri otobüste arkadaşlarım, okulda samimi arkadaşlarım var. Hocalarımla yani aram iyi. O yüzden burada yani zorlanmadık. Evet yeni geldiğimizde Türkçe bilmiyorduk. Ama gerçekten o da arkadaşlarım, yurttaki arkadaşlarım, otobüs şoförleri bile arkadaşım olan meraktan en azından soruyor. Aa nerelisin, ne yapıyorsun burada? Ya Sudan'da mı burada? Okumak için geldim falan diye en azından tanışma fırsatı oluyor ve ondan sonra arkadaşlık başlıyor. Hem biraz sağ olsunlar şu ana kadar dostlarım var yani. En son ne zaman gördün anneni? Gitmedim. Geldiğimden beri gitmedim. Kaç sene? İki sene oldu. Gelecek Ekim'de 5 sene olacak. 5 sene. Onlar geldiler mi? Aha, evet. İki tatile gelmişler. İyi bari. Aynen. Ama aile 4 kardeş de geldi mi? Hayır. Annem ve babam ve kız kardeşim. En küçük kız kardeşim geldi. Hepiniz baş şehirlerden misiniz? Kapitallerden mi? Güzel olarak seçtiler. Ben değilim. Sen değilsin. Sen nereden? Ben değilim. Ben bizim ülkemizden uzak bir küçük şehirden geliyorum. Baban ne iş yapıyor? Benim babam çocuktan vefat etmiş. Başın sağ olsun. Ben bile görmedim yani. Babanı görmedin. Evet. Ama abilerin var. Abilerim var. Bir sürü abin var. Baba gibi aynen, size. Çalışanı. Peki aile nasıl geçiniyor Etiyopya'da? Genel olarak tarım yapıyorlar. Abilerim tarım yapıyorlar. Annem çalışmıyor. Ev hanım. Annen zaten o kadar erkek evladı olmuş. Müsaade et de çalışmasın. Şöyle ayağını uzatsın bir keyfine baksın değil mi? sizin aileler ne yapıyor? Babam nikah memuru. Nikah memuru. Evet imam camilerde dersler veriyor. Talebesi var. Onlar yani akşam namazdan yatsıya kadar ders veriyor. Aha. Dini dersler, hadis, Kur'an bunları anlatıyor. Biz Arabistan'da doğduk normalde. Orada 5-6 yıl orada yaşadık. Biz 5 kardeş orada doğduk. Babam da orada öğrenciydi. Mesela ben burada evlensem mesela... babam Türkiye'de yaşadı diye benim oğlum anlatabilir. Tıpkı öyle. Babam da işte Arabistan'da şey oldu. Biz aslında Türkiye'de doğduk diye. Öyle diye anlatabilirler. Orada İslam Üniversitesi, Medine'deki üniversitede ders almış. Oradan mezun. Ve şu an devletle nikah memurluk yapıyor. Nikah memuru yapıyor. Aynı zamanda camide vaiz. Çok güzel ve ders veriyor. Tabii. Senin aile ne yapıyor Etiyopya'da? Tabii ki yabancı ülkelerde yani bulunduğunuz, doğduğunuz ülkeden uzak yaşadığınızda
bazı acılar da geliyor. Babam ben buradayken vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başın sağ olsun. Sağ olun. Şimdi annem çocukken vefat etti. Abilerim var. Üç, yani benden üç, benden büyük üç tane var. Şimdi onlar işte özellikle Addis Ababa şu anda neredeyse 5 milyon nüfusu sahip olan ve Afrika'nın merkezi olarak tanınıyor. Yani Afrika'nın Afrika Birliği binası, işte uluslararası siyasi merkezi olan bir şehirdir. Ve Addis Ababa özellikle şey merkezidir, işte endüstri. Onlar da o şekilde hayatlara devam ediyor yani. Ticaret üzerinde devam ediyor. Ticaret yapıyorlar. Evet. Senin aile Somali'de ne yapıyor? Benim ailem ne yapıyor? Evde şu an. Bizi izliyor. Söyledim ben, ablama söyledim. Yani bugün işte Haber Türk. Televizyona çıkacağım dedi. Aynen söyledim yani, niye söylemeyeyim? Söyle tabii ki canım. Tabii ki linki at dedi, inşallah atacağız. Akşam YouTube'a yükleyeceğiz. İnşallah. Ailem ne yapıyor? O zaman... Buradan selam gönderiyoruz. Evet. Özellikle benimki... Ablanın ismi ne? Amina. 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 Kardeşim selam bize emanet. Amina hiç merak etme. Hem de daha önce okulda arkadaşlarım oldu. İşte Habertürk falan çıkacağız falan. Şu an izliyorlar. Facebook'ta paylaştık. Özellikle Karadeniz. Fahri Karadeniz'le hemşeriniz efendim. Hem de benim hocam var, dedi ki siz Karadenizli değilsiniz, Malatyalısınız. Malatyalısınız. Boşver Mala, gel sen İzmirli ol, bak ben İzmirliyim. İzmir çok güzel. İzmir. Herkes kendi doğduğu yere çekmeye çalışıyor, bakar Vallahi mısınız? Ama biz niye Karadeniz diyoruz? Orada bir hikmet var yani. Hem hikmet var. Kara... Deniz. Okay. Bak, seni. Yani Somali şu an... Espri de yapıyor. Bir dilde espri yapabilmek, evet. Bence o dili evet. Sökmek, bitirmek, evet. Tamamlamak demek. Yani evet. Lisede şu an, ben lisede okudum özellikle. Yani oradaki çocuklar, arkadaşlarım çok iyi Türkçe konuşuyorlardı. Ben hep dinliyordum. Yani bir gün dedim sen de daha iyi güzel konuşacaksın. Özellikle ben şiirler falan... Daha çok takip ediyorum. Az önce dediniz ya, ülkenize geri dönecek misiniz? Tabii ki de döneceğim ama Somali benim vatanım. Bu da ikinci vatanım. Şimdi arasında yani diyorum ki Türkiye'de mi yaşayacaksın, Somali'de mi yaşayacaksın? Dedim ki yani her iki ülkede yaşamak çok zor dedi. Nasıl şey yapacaksın? Gider gelirsin canım. 6 ay orada, 6 ay burada. O da olur yani. O da olur. İnşallah öyle bir iş çıksın sana. İnşallah çıkar ya. 6 ay orada, 6 ay burada yaşayabileceğiniz bir iş imkanı. Ne güzel. Peki arkadaşlar, Türkiye'de en çok ne zorluyor sizi? Türkiye'de? Evet. Kış ya. Afrika'dan geldiğine göre kış mı? Çok soğuktu. Biz ilk geldiğimizde... Bu mu yani? Dur bir dakika. İlk Anlat. Geldiğimizde havalimanında kar yağıyordu. Türkiye kar yağıyordu. Somali'de çok sıcaktı. Dediler mont alın dediler. Somali'de yani en güzel mont böyle gibi bir mont. En sıcak bu mu? Evet. Geldik böyle. Şöyle. Dondun. Donduk kaldık böyle. Orada geçenler falan gülüyor yani. Bizim Ay canım durumumuzdan. Benim ya. İşte mont aldılar bize. Montu giydik güzelce. Oh. Hala soğuk var. Bitmiyor. Bir hafta şeyden çıkmadık. Yurttan çıkmadık. Sizin için de aynı şey geçerli mi? Aynı şey. Benim için geçerli değil. Sen seviyorsun soğuğu. Benim için yemek ve sıcaklık yani. Özellikle şimdi yaz sıcaklık beni çok rahatsız ediyor. Etiyopya'da sıcak. Aynen. Etiopya'da bu kadar sıcak değil. Nasıl değil ya? Yani, göbeği. Somali yakınında derecede Amerika'da sıcak İstanbul. Türkiye alışmış ya. Alışmış. Şimdi hayır. Alışmış Türkiye'ye. Evet abi. Bu fark edin yani. Bizde insanlar yani Afrika deyince çok sıcak ülke olduğunu tanıyorlar ama gerçekten böyle bir... Ben böyle bir İstanbul'daki sıcaklık yani özellikle Temmuz ayın sıcaklık hiçbir yerde görmedim. Burada belki nem yüksek gerçekten. Olduğu için. Nemden. Ben evet, yanıyorum. Ben yanıyorum. Yemek peki? Yani de çok zor yani. Bana çok zor geldi. İlk yemek. Şimdi gelince, alışabildin mi? Sevdiğim bir şey var sadece.
O da izgar ve bu izgara. Evet, izgara ve izgara ve döner. Döner çok seviyorum. Döner canım benim. Zaten her yerde bulabileceğin. O kadar zorlanmaman aynen lazım. Kafanı bir tarafa çevirsen döner, bir tarafa çevirsen İskender. Her yer döner. Hem de öğrenci için o kadar ucuz ki yani. O yüzden. Bak işte öğrenci konuşuyor. Peki sizin bölgenizin mesela bizde döner, şiş kebap falan tanınır ya hani pilav. Kuru, pilav üstü kuru. Sizin böyle özel yemeğiniz nedir? Valla genel Etiyopya'da encera diye geçiyor işte. Encera. Nedir o encera? Geçerli. Yani burada biraz tanıtmak zor olabilir. Çünkü encera böyle şey. Yani incecik işkembe benzeyen biraz hafif. Ben çok severim sakatat. Yani. Lahmacun. Bana sen bana söyle. Lahmacun gibi galiba. Lahmacun. Sakatat değil. Şimdi incera dediğimiz... Bağırsak dedi. Yok değil. Benzeyen. İnce. Şöyle tabir edebiliriz. Lavaş gibi bir lavaş. Bir ekmek diyelim. İnce ekmek. Üzerinde et de olur. İşte ne varsa, yemek turrağında ne varsa üzerinde oluyor. Farkeli oluyor. Ve onu kullanarak yemeği yiyorsunuz. İncere. Tamam, incere. Ekmek gibi. Burada sizi davet ediyoruz, gideriz. Evet, valla. İncere yapıyor mu? Hanım bana bu akşam bir incere yap. Bir ara tabii. Şu anda hazır olmadığından yani gittiriz oradan. Tamam, harika. Yani davet ederiz. Benim bir güzel anım oldu. İlk geldiğimizde Kassomine'ye şey yaptılar, gönderdiler. Orada... Ne gönderdiler? Oraya yani dil eğitimi görmek için Kastamonu'ya gönderdiler. Kastamonu. Orada bir ilçe, büyük değil. Orada şey yaşıyor yani köylü falan. İşte orada şey gidiyoruz biz, lokantaya gidiyoruz. Oradakiler ne İngilizce biliyor ne Arapça biliyor. Sadece Türkçe biliyorlar. Biz de hiç Türkçe bilmiyoruz. Tamam, o kadar biliyoruz. Şimdi girdik lokantaya. Bir yemek istiyoruz yani. Nasıl şey yapacağız, nasıl konuşacağız? Saymaya başladı şey garson. Ne istiyorsunuz falan dedi. Köfte mi istiyorsunuz, ızgara mı istiyorsunuz, lahmacun mu istiyorsunuz, ekmek mi? Her şey sayıyor, biz böyle diyoruz. Yani bu evet demek bizim için. Ha sizde evet. Evet. Bu da hayır demek. Yani. Bu da sinirleniyor, yavaş yavaş sinirleniyor. Bunlar bir şey istemiyor falan diyor. Ay kıyamam. Sonunda ya. Ekmek dedik, ekmek aldık, yurda gittik öyle. Zor oldu yani. Türkçe öğrenmek tabii bu kadar zor. Yani tabii ki de biz ilk buraya... ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Türkiye'ye ilk geldiğimizde tabii ki ne merhaba biliyoruz, ne hiçbir şey biliyoruz. Yani tamamıyla %100 ya İngilizce kullanacağız diye buraya yani umut ederek buraya geliyoruz. Ve hoş geldiniz diyor adam, karşındaki adam. Yani ne demek olduğunu hiçbir şey anlamıyorsun. Sadece yüz ifadeden bir şeyler anlayabilirsin. Ve siz bugüne kadar nasıl Türkçe öğrenmediniz diye soru soruyorlar. Yani bizim yanımızdaki arkadaşlar bize tercüme ederken anladığım şey. Yani nereden öğreniyoruz ki? Afrika'dan geliyoruz. Afrika'da ne Türk okullarda okuduk, ne Türkçe biliyoruz. Sadece Türkiye diye bir ülkeyi biliyoruz. Osmanlı tarihinden yani okuduğumuz, okulda gördüğümüz derslerden biliyoruz. Hı hı. Ve o kadar şey değildi. Hatta yani bugünlerde mesela Etiyopyalarda Türk dizileri baya baya izliyorlar. Yani hangi bugünlerde dizileri izliyorlar Etiyopya'da acaba? Hepsi o. Tüm diziler yani, içeride mi izliyorlar? Valla içeride mi? Dışarıda mı artık? Etiyopya'da da içeride izliyorlarmış. Hayır. Ben geçen yaz gittim Etiyopya'ya. Şey var, bu kara para aşk diye. Ha, kara para aşk. Evet. Hatta bitirdiler yani o diziyi. Onu gördük. Ama maalesef Arapça ile orada Türkçe dizileri izliyoruz. Keşke Türkçe olsaydı, bu kadar zorlamazdık yani Türkçe yani öğrenmek için. Peki arkadaşlar. Hem de Kuzey-Güney diye bir. Kuzey-Güney, aynı, evet. Kurtlar Vadisi'yi çok seviyorlar. Kurtlar Vadisi. Evet. Neden Türkiye? Neden Türkiye'yi seçtiniz gelmek için? Valla benim için yabancı değil. Az önce geçtiğimiz konu, bir bahsedeceğim konu var da. Şimdi sadece dil değil hatta yani. İşte dili tabii ki bir 8 ayda falan halletmeye çalıştık yani üzerinde. Çünkü şart bir eğitim sürecine girmek için, yüksek lisans, lisans veya doktora yapmak için dil şart olduğundan kendimize zorla bir 8 ayda bir basic veya altyapı oluşturmaya çalıştık. Ama mimikler de çok farklı mesela. Az önce dedi ya mesela ben Fatih'e gideceğim, Yeşilpınar'dan Fatih'e gideceğim. Evet. Şimdi şoför beye bir girdim şöyle, Fatih dedim yani. Orada eklarda yok, Fatih dedim. Hangi Fatih? O da şöyle dedi.
şöyle yani bir işaret veriyor. Yok demek hayır anlamı. Değil. Ama bizde hayır değil bu. Evet, bu diyor. Evet şöyle sizde demek, şu kadar değil de şöyle demek evet demek evet, yani. Yani evet demek. Beni seviyor musun diye sorduğunda Afrika'da böyle yapıyorsan evet, evet canım demek. Aklınızda olsun. Ama burada tabii olduğu için... Şimdi arada hiç ses çalmadan dedim mi evet, şimdi ben de girdim. Sonra bir şekilde anlatmaya çalıştı. No 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 gibi. No no no. Gibi o da bir şekilde anlattı. Ben de indim. Yani şunu gördüm. Sadece dil bilmek değil de orada mimikler iyi bir şey anlamak. En az seni alıyor yani. İşte o en zor dil ve o mimik. Mimikler anlamak zor çekti hem yani. Sen... Kaybolduğumuz zaman yani... Hakikaten Türkiye, Türk insanlar çok samimi, yardımcı aynen, oluyorlar. Severler. Bilmiyorlarsa bile yardımcı oluyor. yardım oluyor. Ha, yardım oluyor. Diyor ki 200 metre, normalde 50 metre, 200 metre gönderiyor böyle. Hemen diyor sağdan soldan, oradasın. Sen gidiyorsun. Bir gidiyorsun, Allah Allah, ben 200 metre saydım ama... 15 dakikada bir yarım saat yarmış oluyorsunuz. Sen bir şey söyleyecektin galiba. Evet, ben ilk geldiğimde, yani Türkçe ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. İlk geldiğimde... İlk günde şeye gittim. Ben İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde başvuru yapmak için gittim. Ne ben Türkçe biliyorum ve ne onlar, hocalar, oradaki insanlar İngilizce biliyorlar. Ne yaptım? Google açtılar. Ben söylemek istediğim ne oradan yazıyor, Google'da yazıyor. Ha, çeviri. Google Translate. Gerçekten. Ay, harika bir şey vallahi. Böyle bir durum geçirdim ben. Bunu hiç unutmuyorum yani. Google Translate'de de buradan yani teşekkür o bir şey, ederim. Mesela o bana bir şey demek istediği zaman ne yazıyor? Türkçe olarak Google'da yazıyor. Ya vallahi çok yardımcı oldu. Onu bak zaten biliyorsunuz yani Google çeviri o kadar doğru çeviri vermiyor. Peki şive konuşanlar sizin, var nasıl olacak? Benim merak ettiğim şey. Yerde köpek nasıl havlıyor? Neyi? Eyvah. Aa, o yani bir... Lafli ya. Havlama nasıl sizde yani? Aynı. Köpek hav mı sizde? Bizde wow. Hah, ondan ha bahsediyorum. Wow. Şimdi köpeğin havlaması aynı yani hiç. Peki horoz nasıl ötüyor? Hayır, mesela annene horoz şöyle öttü diyeceğin zaman ne dersin? Bizde ürü. Ama İngiltere'de kakıdıl duldul mesela. Oha. Valla biz köyde yaşamadık abla. Ay pardon. Ama ben de köyde yaşamadım ama ürünü biliyorum. Ben yaşadım. Ha, sen yaşadın, sen söyle. Bravo. Peki başka hangi hayvanlar vardı? İnek vardı. Yani çok İnek hayvanlar mesela, var. İnek mesela. İnek bizde mö. Aynen bizde mö. Peki sizde merhaba nasıl? Selam. Selam sizde? Kefalek. Settay. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Salam huni, dena huni. Ciao da var, ciao. Ciao, o evet. İtalyanca ya. Ciao bella. Etiyopya'ya bir sömürgeye dönem geçmiştim. Bir 5 sene. Yani ondan bir kalan... Tamam ama aslında... Yakaladık. Aslında Danaun. Danauni. Hunni. Hunni. Şşt, kötü bir şey söylettirmiyorsun. Hunni. Böyle şimdi Amine izleyecek beni. Aa, bu kıza ne detiyor? Ne detiyor? Söyletiyorlar. Ne söyletiyor? Hunni. Allah. Sizde Somali'de... İsarakti dembe. Çok güzel ya. İsarakti dembe. 5 dakikada öğrenmişsin. Hemen. Ya Allah siz çözeceksiniz tüm dilleri. Şey, Sudan'da? Masalama. Boşuz mu? Hadi görüşürüz canım, öptüm seni. Masalama halibalik minnefsi. Masalama halibalik kissi. Ooo, çözdünüz valla. Gördüğünüz gibi dilime dil katıyorum. Siz neredesiniz? Söylemediniz. İzmirliyim. İzmirliyim ben. İzmirliyim. Gittim mi? Ben İzmir'e gittim. Bir kere gittim. En önemlisi. Seni seviyorum. Eyvah. Eyvah, yaptık. Tabii. Daha önce kullanmadığınız için. Ya sen Karadeniz'de var ya, sen az değilsin. Arapçadan başlayalım mı? Ana uhibbeki. Ana behebbek. Biliyorsunuz benden önce. Ana behebbek Arapça. Ben anladığını da söylüyorum ve resmi dilimizde var. Sincaretta. Ne? Sincaretta. Sincaretta. Galatta. Canım nasıl? Lubuko Sincaretta. Lubuko Sincaretta. Bu Oromoca söylediniz. Tamam. Daha güzel. Ben de ana dilim olarak aynısı o söyledi.
Lubuko sin jalat. Lubuko asan. Canım seni seviyorum anlamına geliyor. Lubuko, lubuko. Sin jalat. Sin jalat. Hem de resimidir olarak afekri şarlı. Aa, bu Amar Can, İtopya'nın resmi dili. Somali. Somali. Vakucale. Vakucale. Böyle vakucale. 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 İlk defa kullanıyorum yani. Ya ne yalancısı. Sen var ya. Bak böyle diyenlerden korkacaksın. Çünkü o kelimeyi daha önce şu da var. Kullanmadık yani. Şu da var. Uddu avalibeti, uddu şarlı. Onu biraz çalışayım ben çünkü şöyle süremiz bitti. Sudancı öğrenelim. Arapça? Ara, ene behebek. Seviyorum, ene behebek. Ene behebek. Ene behebek. Yani canım ruhi. Niye Türkiye'yi seçtik? Evet. Çünkü Türkiye yani eski... Kısa Türkiye süremiz bitti. Kısaca anlat. Herkes. Kısaca anlatayım. Yani daha önce de din olarak Peygamber Efendimiz İstanbul'u yani hadis olarak söylüyor. Sonra Türkiye güçlü bir Türkiye oldu artık. Herkes Türkiye diyor. O yüzden. Evet. Bir de Avrupalı ülke ama başka Avrupa ülkeler gibi değil. Gerçekten bunu yaşayarak anladık. İyi ki geldiniz. Anlatmaya da çalışacağız. O kadar mutlu oldum ki sizinle tanıştığıma. Sizler hem Afrika'nın birer elçileri hem de artık Türkiye'nin birer elçilerisiniz. Bizden farklı görmüyoruz sizi. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Onu yaşadık. Türkiye'ye renk katıyorsunuz, Türkiye'yi güzelleştiriyorsunuz. Sizlerle beraber olmak çok keyifli. Görüşmek üzere, cumartesi bir arada olacağız. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Tekrar ve tekrar iyi bayramlar diliyorum sizlere efendim. Görüşmek dileğiyle, cumartesi günü sabah 9'da. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ene behebek.